zekanın tezahür şeklini bazılarında. Ahir zamanı gelecek Müceddid-i Ekber, en büyük müceddid manayı işareyle haber veriyorlar. Fakat o gelecek saatin ve cemiyetinin üç vazifesinin en ehemmiyetlisi diyor. İşte o darinizm, materyalizmi yok etmek, iman hakikatleri anlatmak. Kur'an ve Bediüzzaman hiç girmemiş darinizme. Hiç ağzına dayanmıyor. Direkt Mehdi'ye bırakıyor. Mehdi diyor, darmadağın edecek. En ehemmiyetli vazifesi budur diyor. Ahir zamanda gelecek o eşyasın diyor, en mühim vazifesi, en mühim meselesi darvinizmi, materyalizmi yok etmek olacaktır diyor. Ondan sonra diğer konulara geçiyor, onları anlatıyor. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçekleri zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki biz bu hizmetimizle o nurani zatlara, yani Mehdi ve talebelerine zemin ishal ediyor, zemin hazırlıyoruz diyor. Sikki-i Tasdik-i Gaybi 189'da. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. O zat da ehli beyt-i nebeviden olacak, yani seyit olacaktır diyor. Birçok müceddit mehdi gelmiştir diyor. Ama bunlar hep bir görev yapabilmişlerdir diyor. Ve bir cihette yapabilmişlerdir diyor. Ben de bir görevi bir cihette yapabildim. Ama ahir zamanı gelecek o büyük müceddit diyor. Üç görevin, bir hakkın tam anlamıyla üçünü birlikte yapacak diyor. İnşallah. O yüzden büyük mehdidir diyor. Tüm dünyada İslam birliğini oluşturtuyor mehdi. Evet. Yani Bediüzzaman zamanında Deccal hakim oldu diyor sadece Bediüzzaman. Evet. Risale-i Nur diyor. Yani gerçek sahipleri Mehdi ve şakirleri diyor Risale-i Nur. Yani demek ki öbürleri pek kullanamayacaklar. Pek samimi yaklaşmayacaklar bir kısmı. Mehdi'nin darvinizmi, materyalizmi yok etmesinin birinci vazifesi olduğuna dair Risale-i Nur'daki bölümü bana gönderin, onu okuyayım. Bediüzzaman Risale-i Nur'da 63 kere Mehdi'nin bir şahıs, bir zat olduğunu 63 kere vurguluyor. Bir şahıs ve bir zattır diyor. Tek bir kişidir diyor. Adamlar da ısrarla şahsı manevidir diyor. Çırpınmayla olmaz. Bediüzzaman talebeleri de Nur talebesi olmayacak diyor. Efendim? Ha evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'yi çok geniş detaylı tarif etmiş. İnkar edebilecekleri gibi değil. Kaşını, gözünü, zamanını, vaktini, dış dünyadaki alametlerini, bedenindeki alametlerini hepsini belirtmiş. Ama bak Sungur abi dedi ki, ben camide karşılaştığımda, abi dedim, Nur talebesi mi olacak dedim. Bediüzzaman ne dedi bu konuda dedim. Nur talebesi olmayacak dedi. Hayret ettim ya. Hiçbir nurcu bunu demez. Evet. Peki abi dedim, nasıl olacak o zaman dedim. Yani nasıl olur olabilir dedim. Bediüzzaman bambaşka olacak dedi. Böyle elini açarak bambaşka. Yani ne nurculara benziyor ne Süleyman, hiç kimseye benzemeyecek o anlamda. Bambaşka dedi o. Ama hayret Bediüzzaman ona öyle bilgi vermez. Evet. Kim bilir başka neler dedi. Evet. Ya bende de öyle bir özellik var. Utandım başka soru soramam. Keşke sorsaydım başka şeyler. O an heyecanlandım. Aklıma da gelmedi başka soru sormak. Başka ne sorsam iyi olurdu sizce? Siz ismini de biliyor olabilir demiştim. Olur mu canım öyle şey? Yani yapacağı faaliyetleri sorabilirdin. Zamanını.
Zamanı bildiği zaman söyleyeyim zaten net. Neyini soracağım yani? Belki 20 yerde söylemiş, net söylüyor zamanınız. Aslında yeterli o bence o sorduğunuz. İkisi de çok hayati yani. Tabii. Mehdi'nin diyor üç büyük vazifesi olacak diyor Bediüzzaman. Birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla maddiyün ve tabiyün tavrını beşer içinde intişar etmesiyle yani Darwinizm ve materyalizmin bütün kainatta yayılmasıyla, okullarda, üniversitede yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyün fikrini yani Darwinizm, materyalizm fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Dümdüz edecek diyor Darwinizm. Ve ehli iman delalete muhafaza etmek. İşte homoseksüellikten, Darwinist olmaktan, materyalist olmaktan, İngilizlerin devletin eline düşmekten, sapıtmaktan, Kur'an'ı yetersiz görmekten, birçok şey yani say say bitmez. Ehli imanı delalete muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden, bak bu vazife diyor, Darwinizm ve materyalizmle mücadele etme, hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden, çok fazla araştırma gerektirdiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Bak Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi bak Mehdi diyor. Evet. Bizzat kendisi diyor. Evet. Şahsı manevi o diyor. Ya sen daha mı geçiyorsun? Her senin zekanda belki bir şey olabilir, ilginçlik olabilir de ya müminlerin nasıl bir zekada görüyorsun sen? Evet. Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü Hilafet-i Muhammediye İslam'ın esasları cihetindeki saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor, vakti dar olacak diyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat, şahsi manevi değil mi bak, o zat, o taifenin, o topluluğun uzun tetkikatı ve araştırmaları, incelemeleri, yazdıkları, yani Darwinizm'le ilgili yapılan bilim adamlarının yaptıkları araştırmaları kendine hazır bir program yapacak. Onlardan işte kitaplar yazacak. Efendim CD'ler hazırlayacak. Neyse bak yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Yani Darwinizm'i yenme vazifesini tam yapacak. Bu vazifenin istinad ettiği, dayandırdığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas yani samimiyet, sadakat, çok sadıklar, ayrılmıyorlar. Yani münafık çıkmıyor. Ve tesanüt, ittifak, birilerine dayanışma. Sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Hepsi değil. Evet. Şakirtlerin bir kısmı Darwinizm, materyalizm yıkılması konusunda Mehdi'ye yardımcı olacak diyor. Bir kısmı. Şakirt dedi öğrenciler. Ne kadar da az da olsa da diyor. Sayılar çok azdır diyor. Manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılar. Müthiş güçlü olacaklar diyor. Dünyayı dize getirecekler Darwinizm konusundan diyor. İkinci vazifesi, üçüncü vazifesi dediğini anlatıyor Bediüzzaman. Çok net açık. Efendim? Çok net açık. Maşallah. Bediüzzaman. Buradaki manayı anlamıyorsun kardeşim diyor. Burada açıkça şahsı manevi söylüyor ya diyor. Onun için mi Bediüzzaman dedi acaba? Sınıf sahipleri Mehdi ve Şakir. Ya kardeşim bu adamlar ne konuşuyor? Açık açık. Mesela diyorsun ki ağaç diyorsun. Yok üzüm demek istedi diyor. Saat diyorsun, yok araba demek istedi diyor. Ne diyeceksin adama, ne konuşursun? Evet. Allah o hale getirdiyse bir adama ne diyeceksin? Evet. Yani? Sungur abi, siz göstermiştiniz bir toplantıda. Kıyametin tarihlerini veriyor, o bölümü yayınlamıyorlardı. Siz yayınladınız sonra. Çok ağırlarına gitti. Evet. Onu göstersene. Keyiflerini kaçırdı. Evet, keyiflerini. Seyit Salih Özcan abi de davet etmediler ağırlarına gittiği için. Evet, evet. Hiçbir toplantıya çağırmıyorlar Seyit Salih Özcan'ı. FETÖ'cüler. Evet. Var mı o film? Sungur abinin konuşması? Yok, isteyeceğim. Sorduk. O aşağıda olabilir belki. Yani kıyametin tarihini söylüyor ya. Evet, evet. Hadisten kaynaklanan bir açıklama.